Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bakış'ın bugünkü gündem konusu biraz afetleri anlatmak istiyoruz ve afetlerle bağlantılı bir sigorta bilincini konuşmak istiyoruz. Efendim konuğumuz Ray Sigorta Genel Müdürü Sayın Koray Erdoğan. Şöyle özetleyelim, sadece dünyada değil Türkiye'de de hem son günlerde hem de son zamanlarda ciddi afetler oluyor ve bu afetlerin yol açtığı zararlar, ekonomik ve sigortalı zararlar da her geçen gün artıyor. Bir, afetlerin şiddeti artıyor. İki, yıkım gücü de artıyor aynı zamanda. Biraz bunun da tek yolu aslında, yani bu tür ekonomik kayıplardan korunmanın tek yolu da sigorta. Peki burada sorulması gereken soru şu. Türkiye olarak bu tür durumlarda ne kadar sigortalıyız? Afetlere ne kadar hazırlıklıyız? Sadece tabii zorunlu afet sigortası ya da zorunlu deprem sigortasından bahsetmiyoruz. Genel olarak konutların sigortasından da bir resmi olarak bahsediyoruz. Ne durumdayız? Biraz bunları Sayın Erdoğan'la konuşmak istiyoruz. Efendim varsa sorularınız, arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adreslerini yayın esnasında paylaşacaklar. Soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Evet efendim, afetlerin sıklığı ve şiddeti ve ekonomik kaybı artıyor. Peki bunlara karşı ne kadar hazırlıyız? Ne kadar sigortalıyız? Bakış başlıyor. Evet efendim, Ray Sigorta Genel Müdürü Sayın Koray Erdoğan. Sayın Erdoğan hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi girişte biraz bahsettim, afetler ve sigorta bilinci ve sigortalılık oranı. Afetlerin etkisi artıyor. Yapılan araştırmalarda bunu gösteriyor. Herhalde sizler de bu araştırmaları daha detaylı şekilde yapıyorsanız. Biraz oradan başlayalım, durum nedir? Sonra ara ara ben sorularla zaten sohbeti genişleteceğim. Buyurun. Tabii doğal afetlerin az önce bahsettiğiniz gibi belki frekansı daha düşük ama şiddeti çok daha yüksekti. Ama son yıllarda özellikle tabii ki iklim değişikliğine bağlı olarak da frekansta çok ciddi artışlar görmeye başladık. Bizim kendi coğrafyamız olarak bakarsak 1900'den 2023 yılına kadar can ve mal kaybına yol açabilen 269 tane deprem olmuş. 7'nin üzerinde 20 tane deprem olmuş. Bu yaklaşık 6 yılda bir 7'nin üzerinde deprem demektir. Bakın doğal afet sadece deprem demek değil. Doğal afetin yanında seller, taşkınlar, heyelan, kar ağırlığı, çığ gibi özellikle bizim coğrafyamıza özgü çok daha fazla riski de içermektedir. Karadeniz olduğu zaman da neredeyse 1-1,5 yılda bir çok büyük çaplı bir doğal afetle karşı karşıya kalıyoruz. Bunların tabii ki insani boyutları var, maddi boyutları var. İnsani boyutları belki tek başına sigortanın konusu değil ama maddi boyutları tabii ki sigortanın en önemli konusu. Şimdi sadece deprem tarafından baktığımız zaman, çünkü deprem niye önemli? Deprem şu anlamda önemli. Depremin frekans olarak diğer doğal afetlere göre frekansı daha düşük ama şiddeti hiçbir doğal afetle karşılaştırılamayacak kadar büyük. Yıkım etkisi çok fazla diğerlerine. Şimdi en son depremden yola çıkarsak, aslında 2023 Maraş depreminden yola çıkarsak, bakın 2023 Maraş depreminde 9 saat arayla 2 deprem yaşadık. 7.8 ve 7.5. Ekonomik büyüklüğü 103 milyar doların üzerindeydi. Bu şu anlama göre gayri safi milli hasılanın yaklaşık %10'una denk geliyor. 11 ilde 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 2.2 milyon insanımız barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı. Coğrafi olarak baktığınız zaman 109 bin kilometre karesi ülkemiz sınırlarında olmak üzere 350 bin kilometre karelik bir alanı etkiledi. Yani Almanya büyüklüğündeki bir coğrafyayı konuşuyoruz. Yani aslında yani hasarın, zararın büyüklüğüne baktığımız zaman gerçekten bu konuda çok daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çok daha önem vermemiz gerekiyor. Hem deprem öncesi hazırlıklara, hem doğal afet öncesi hazırlıklara ve tabii ki sonrasında da hem ekonomik boyutlarını hem de insani boyutlarını çok daha göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Topu topu Kahramanmaraş depreminde, 6 Şubat depremlerinde 103-105 milyarlık zararın sadece 5 milyarını karşılayabiliriz. Tabii 103 milyar dolarlık evet hasarın yaklaşık 5 milyar doları sigortalı, sigorta kapsamındaydı. Bu tabii ki hem ekonomi üzerindeki yükü çok artırıyor, hem bütçe üzerindeki yükü çok artırıyor. Biliyorsunuz sigorta sektörü bu risklerin çok önemli bir kısmını
yurt dışına plase ediyor. Yani ülke ekonomisinin çok daha az etkilenmesine neden oluyor böyle krizler döneminde. Ama 5 milyar dolara baktığınız zaman işte 103 milyar dolar içerisinde 5 milyar dolar şimdi 4,5-5'ler tekabül ediyor. Gelişmiş ülkelerde böyle durumlarda yaklaşık 40-45 gibi, %45 gibi bir oran sigorta şirketleri tarafından karşılanıyor. Bu anlamda bizim daha çok yolumuz var. Peki 5 milyar dolar değil de 30 milyar dolar olsaydı sigorta sektörü böyle bir şeyin altından kalkabilir miydi? Yani 30 milyar dolar da olsaydı, 50 milyar dolar da olsaydı sigorta sektörü bu yükün altından kalkardı. Dediğim gibi bu aslında sigorta bir havuz mantığında işliyor. Bu havuz sadece ülkenizde işlemiyor. Tüm dünyada işliyor. Yani sigorta şirketleri almış oldukları riskin bir kısmını üzerinde tutuyorken önemli bir kısmını yurt dışına plase ediyor. Ve plasmanı yapılan reisörler de dünyanın en büyük kuruluşları. Dolayısıyla o paranın finanse edilmesi, o hasarın karşılanması konusundaki deprem sürecinde hepimiz gördük. Hiçbir problem yaşanmadı. Sigorta şirketleri o 5 milyar dolarlık kısmı çok hızlı bir şekilde ödedi ki bu dediğim gibi 30 milyar da olsa 50 milyar da olsa sigorta sektörü bu yükün altından rahatlıkla kalkabilirdi. Yeter ki biz penetrasyonu artırabilirim. Peki ne oldu? Yani şimdi o günden bugüne bakıyorsunuz buyurun. O günden bugüne bakıyorsunuz ne oldu? Sigortalılık oranında bir artış oldu mu? Çünkü ben o günü yani siz de çok iyi hatırlıyorsunuz. Ben de çok hatırlıyorum. Herkes bir panikle daha depremin ertesi günü herkes bize daska koştu. Hemen ondan sonra işte konut sigortasına koştu. Şuna koştu, buna koştu falan. Devam etti mi? Yok nedir? Maalesef etmedi. Yani biz bu kadar büyük bir afeti bile o kadar hızlı unuttuk ki. Yani 3-4 ay sonra maalesef her şey eskiye dönmeye başlıyor. Şubat depremini yaşadıktan sonra işte ilk etki %54 DASK tarafında oldu. %54 arttı. Yani 800 binlerde adet varken Şubat'ta bir önceki 2022 Şubat'ında 2023'te bu bir anda 1.2 milyonlara geçti. Sonraki artış işte 30'a sonra 14, 6 derken 5 ay sonra normale döndü. Ama daha kötü kısmı şu 2024'ün Şubat'ına geldiğimiz zaman maalesef o polislerin önemli bir kısmı yenilenmedi. Düşüşler yine 14 düşüşlerle başladık. Bakın 2022'nin ilk 4 ayında yaklaşık 3.3 milyon DASK poliçesi vardı. 2023'ün ilk 4 ayında bu 4.1 milyona çıktı. 2024'ün ilk 4 ayında maalesef bu 4.1 milyon 3.7 milyona tekrar indi. 400 bin kayıp demektir bu. Benzer bir tabloyu konut içinde gördük. İşte bireysel o konut sigortalarında da. Tabii aynı tabloyu gördük. Maalesef o ilk etki bir böyle yaklaşık %10-15'lik bir konut tarafında artışı. Sonra tekrardan %10-11'ler civarında bir düşüşü. Hatta konut tarafında maalesef adetler 2022'nin bile gerisinde kaldı. Ki hep şunu konuşuyoruz. Siz zaman zaman yazıyorsunuz, televizyon programlarında anlatıyorsunuz. Bakın DASK çok kısmi bir teminat evet. sağlıyor. DASK'ın bugün teminatı Haziran 2024 itibariyle 1 milyon 435 bin civarında. 1 milyon 435 bin ve sadece depremden kaynaklı ve bina hasarlarını karşılıyor. Acaba o rakama konut yaptırmanız, inşa etmeniz mümkün değil bugünkü ekonomik konjonktürde zaten. Tabii mümkün değil ama biz orada bile halen daha DASK'ta sigortalılık oranı %56 civarında. Bugün konutta %25 civarında. 4 konuttan 1 takribi. Ve az önce söylediğim gibi bu ülkede 6 yılda bir 7'nin üzerinde deprem oluyor. 7'nin üzerinde bir deprem demek. Sadece depremi konuşuyoruz. Buna seli ekleyin, taşkın riskini ekleyin. Çok büyük bir şey. Tehlikeyle karşı karşıya olmamıza rağmen çok kısmi teminat sağlayan DASK'ta bile 56'ya ulaşabildik. Ki depremin üzerinden daha 1,5 yıl geçti. Koray Bey, ben bir, hani sizi tanıyorum. Eski bir sigortacısınız. Şimdi bu konuştuğumuz konu aslında bugünün konusu değil. Biz yani yıllardır sizle hem sohbetlerimizde hem de mesleki konuşmalarımızda da aynı konuyu konuşuyoruz. Şimdi bunun bir nedeni olması lazım. Değil mi? Yani DASK işte bu kadar zorunlu olmasına rağmen sadece 4 konuttan biri sigortalı. Deprem öncesi de 4 konuttan biri sigortalı. Şimdi de 4 konuttan biri sigortalı. Muhtemelen bundan 10 yıl sonra da belki 4. O kadar umutsuz da olmayalım. Tamam. Peki bir nedeni olması lazım. Herhalde sizin de buna yönelik bir tespitiniz var. Neden? Mesela birkaç unsur sayabilirim. Onların üzerine cevap verirsiniz. Fiyat mı etken? Yoksa hani bilinç mi yok? Yoksa kişilerin yaşadıkları sigortadan kaynaklı bir şeyler var. Nedir? Tabii burada ben fiyatın çok önemli bir unsur olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bugün DASK dediğinizde birinci deprem bölgesinde 100 metrekarelik bir binanın DASK primi 1600 TL yıllık. Yedinci bölgede
400 TL yıllık yine ve şu andaki rakamları konuşuyorum. Bugün İstanbul'da dahi konut poliçesinin ki iyi bir konut poliçesinin rakamları yıllık 3500-4000 civarında. Hep bunlar yıllık konuşuyoruz. Ya yani toplam 5000 liraya geliyor. 5000 evet yıllık, tabii, yıllık. Yıllık konuşuyoruz. Bunu aylığa böldüğümüz zaman 350-400 lira civarında bir rakamı konuşuyoruz. Yani bu kadar büyük bir riske maruz varlıklarda bu kadar önemli bir teminat alıyorsunuz. 400 TL gibi bir prim ödüyorsunuz. DASK artı konut. Bakın ben deprem bölgesinde çok uzun vakit geçirdim. 2 aydan fazla vakit geçirdim. Bütün illeri dolaştım. İnsanların neyle karşı karşıya kaldığını gördüm. Bakın her şeyiniz var. Bir gecede evinizi kaybediyorsunuz. Evet. Arabanızı kaybediyorsunuz. İş yerinizi kaybediyorsunuz. Ve bir anda her şeyinizi kaybediyorsunuz. Bakın orada belki kaybettiğimiz canları geri getiremiyoruz ama hayat istemesek daha devam ediyor. O zaman da kendi ayaklarınızın üzerinde durmanız gerekiyor. Burada sigorta o kadar önemli ki. Maalesef ben orada onu defalarca gördüm. Onu defalarca tecrübe ettim. Peki fiyat değil, gerine kalıyor. Şimdi bilinç konusu hep bir soru. Yani bilincimiz var mıdır yok mu ama bu kadar sık doğal afetlerle karşı evet. karşıya kalan bir ülkede biz bilincimiz halen gelişmemiş ise sigorta bilincimiz bunun da arkasında başka bir nedene bakmak gerekiyor ama bazen şu konuşuluyor. Bunlar ne kadar doğru ne kadar yanlış ondan emin değilim ama şimdi bir doğal afet olduğunda ilk koşan devlet olduğunda bazen şey olabiliyor. O zaman ben niye sigorta yaptırıyorum gibi bir durum olabiliyor. Onu çok iyi dengelemek gerekiyor. Ben birkaç yazında da söyledim. Devletin doğrudan yardım etmesi yerine ben bir sigortacı olarak işte prim destekleri aynı Tarsim'de olduğu gibi prim destekleri vererek aslında o sigortalanma oranını biraz daha yukarı taşımayı tercih ederim. Açalım biraz bu soruyu. Yani şöyle ben bireylerde mesela ne yapıyorsunuz? Bugün sağlık primleriniz belirli bir oran dahilinde işte vergi matrahınızdan düşebilir. Hı hı. Bunu genişletelim. Bunu hatta sanayici farklı alanlarda genişletelim, yayalım. Şöyle olsun. Bireyler sadece şeyini değil, sağlık poliçelerini değil, konut poliçelerini, DASK poliçelerini, farklı poliçelerini de vergi matrahından düşebilsin. Hatta bir kısmı, bu konut poliçelerinin bir kısmı devlet tarafından sübvanse edilsin. Bakın bunun bütçe üzerindeki yükün çok daha az olacağını göreceksiniz. 103 milyar dolar. 5 milyar dolar yani devletin üzerinde kalan yük 98 milyar dolar. Sübvanseyle kastınız? Prime yani, destek tabii mi? Tabii prim yani, desteği. Mesela prim, farz-ı misal şeydeki gibi BES'teki gibi %30 ya da Tarsim'deki %50 falan bu tarz bir şey. Kesinlikle öyle. Bakın az önce dedik ki 5000 TL prim var yıllık. Bir havuz mantığında çalışsın. 5000 TL'nin 2500 TL'sini vatandaş ödesin. 2500 TL'sini devlet ödesin. Bunun şöyle bir avantajı olacak. 103 milyar dolarda 98 milyar dolar devletin cebinden çıkıyorken belki 5 milyar dolar yerine 45 milyar doları sigorta sektörünün cebinden çıkacak ve bütçe üzerindeki yük bugün 40 milyar dolar daha az olmuş olacak. Bugün düşünün vermiş olduğunuz vergi desteğine karşılık olası bir hasarda çok daha az bir yükle karşı karşıya kalıyorsunuz ve yükü zamana yaymış oluyorsunuz. Bence bizim biraz daha bunları konuşuyor olmamız gerekiyor. Yoksa hani hep bir fikir. Bunlar arasında biraz daha üzerine düşünmek gerekiyor. Keza şeylerde de, bütün KOBİ'lerde de. Benzer bir prim desteği verelim. Bugün KOBİ'lerde sigortalık konu hepimiz biliyoruz. Büyük kurumsal... O da 4'te 1 değil tabii. mi? 4 KOBİ'nin biri. Daha da düşük daha KOBİ'lerde. Düşük. Büyük kurumsallarda daha fazla ama KOBİ'lerde durum çok daha vahim. Neden KOBİ'lere biz gerçekten yangın ve doğal afetler tarafında bir prim desteği vermiyoruz? Bu eğer yıllık primi 40 bin lira çıkıyorsa bir kısmını gelin. Devlet tarafından sübvanse edilsin. Dediğim gibi bu her halükarda daha sonra ortaya çıkacak zarardan çok daha düşük bir yük yaratacaktır. Ve dediğim gibi bir seferlik etki yerine belki 20 yıldaki yükü hani zamana yaymış olacaksınız. Çünkü 20 yıllık yükü bir seferde karşı karşıya kalıyorsunuz ve ödemek durumunda kalıyorsunuz. Şimdi bizim biraz daha masaya bunları yatırıyor olmamız gerekiyor ama biliyorsunuz bizim hani sektör olarak biz trafik sigortası konuşmaktan evet. maalesef başka bir yere kafada yoramıyoruz. Başka bir yere çok hani yeni fikirde üretemiyoruz ama ben biraz daha işin bu tarafındayım. Biraz önce devlet desteği, sonra zaman içerisinde o poliçeler alındıkça, kullanıldıkça o bilinç gelişecektir. Çünkü bir şeye hiç ekspoze olmadığınız zaman, bir şey hiç kullanmadığınız zaman o bilinç gelişmiyor zaman içerisinde. Çünkü çok dışınızda bir şey. Bakın hizmet tarafına ben inanmıyorum. Hizmet tarafında sigorta sektörü çok çok kaliteli hizmet veriyor. Artık bugün konut sigortasında da öyle, otosigortalarında da öyle, kurumsallar da öyle ki bakın deprem döneminde biz bunu yaşadık. Ki deprem karşı karşıya kalabileceğiz en büyük afet. O yıkımda bile sigorta sektörü hem sigortalı anlamında hem şeyleri
zararları giderdi. Hem insani olarak çok büyük destek verdi bölgeye. Evet, evet. Şimdi şöyle düşünmemek lazım. Güçlü bir sigorta sektörü ekonomi için de büyük bir güçtür. Çünkü bugün yarattığınız her kaynak öyle veya böyle dönüp bu coğrafyada bir değer olarak geri dönüyor. Bir de Koray Bey, yani sigorta şirketlerinin kar etmesi zaten niye eleştirilir ki? Ne kadar çok kar ederse dışa bağımlılığınız o kadar azalır, ekonomiye de o kadar katkı sağlarsınız. Doğru mu yani işin? Hem tabii hem doğrudan hem dolaylı çok büyük katkınız var. Şimdi ödediğiniz kurumlar vergisi itibariyle var, yarattığınız istihdam itibariyle var, coğrafyaya yarattığınız değer var. Bugün ne kadar karlı oluyorsanız onu bir şekilde ekosisteminize paylaşıyorsunuz. Bakın biz deprem döneminde çok ciddi yardımlar yaptık acentelerimize. İşte hatta bir şu anda devam eden bir çalışmamız var, Hatay. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir okul yaptırıyoruz. Evet, hemen birçok şirketi yaptırıyoruz. Bir sigorta şirketi, yani daha doğrusu herhangi bir finansal işletme ne kadar güçlü olur ise ekosistemine o kadar değer yaratabiliyor. Çünkü değerin kaynağı finansal tabloyla başlıyor. Finansal tablo güçlü olduğu zaman bütün ekosistem o finansal tabloyu kârdan yararlanmaya başlıyor. Devlet dahil olmak üzere. O yüzden hani kurumların finansal anlamda güçlü olması, kârlı olması kötü bir şey değil. Tam tersi. Güçlü bir ekonominin göstergesidir. Demin ki şeyden devam edelim, 4 dakikam kaldı da, siz aslında bu teşviği, prim teşviğini KOBİ'nin ya da vatandaşın cebine değil de örneğin şunu mu söylüyorsunuz, yani konut sahibi emlak vergisini öderken buradan bir indirim mi yapalım? Kesinlikle. Bu Yunanistan'da falan tabii, böyle şeyler tabii, uygulanıyor tabii, çünkü tabii. Bu tarz değil mi? Kesinlikle, cebine doğrudan doğruya gitmeyecek. Para konulmayacak. Para konulmayacak, yani dediğim gibi isterseniz bir sigorta şirketinin, kesir sigorta şirketinin hesabına gidecek ya da bir fon ya da havuz sistemine gidiyor olacak. Ama asla ve asla doğrudan doğruya kişiye verilmiyor olacak. Dediğim gibi bunun en nihayetinde devletin üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltacaktır. Ama bu birçok alanda bu geçerli. Bir sağlık tarafı dahil olmak üzere, emeklilik tarafı dahil olmak üzere. Sağlıkta daha çok uygulanacak bir model. Çünkü devletin sağlık açığı büyüyor. Aslında sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcı sağlık sigortası olabilir ama. Tabii. Burada da devletin vergiye ihtiyacı var. Burada bir vergi azlığı olmaz mı? Aslında olmaz. Dediğim gibi karşı karşıya kaldığınız yükü düşünürseniz, yani bugün ÖSS tarafında, TSS tarafında ne kadar aslında penetrasyon artar ise devletin sağlık tarafındaki yükü o kadar azalmış olacak. Şimdi bu şey gibidir, hani vergi mantığını hep kısa vadeli bakarsanız bir kayıp gibi gözüküyor. Ama 15 yıllık, 20 yıllık dönemleri düşünürseniz bu çok büyük bir kazanç haline gelecek. Hatta orada biliyorsunuz hani bazı sınırlamalar da var. Bazılarını şeyden vergi matrahından düşebiliyorsunuz ama işte asgari ücretin brüt tutarıyla sınırlı. Evet. Mesela BES'te de bu böyledir. Bakın burada çok endişe edilecek bir şey yok. Çok uzun vadeli bir birikimden bahsediyoruz. Niye asgari ücretin yıllık tutarıyla sınırlıyoruz ki? Bırakın daha fazla birikim orada olursun. Siz bunu şey gibi görüyorsunuz başta. Hani bir vergi kaybı gibi görüyorsunuz ama 30 yıllık dönemde çok büyük katkı sağlıyor. Birincisi vatandaşın hani emeklilik döneminde çok büyük bir rahatlık sağlamasına neden oluyor. İkinci konu da şu, bence daha da önemli bir konu. Vatandaş rahat bir emeklilik demek devlet üzerindeki yükün de yine azalması anlamına geliyor. Çünkü bugün hala daha konuşuyoruz. Emeklinin maaşını konuşuyoruz. Asgari emeklilik tutarlarını konuşuyoruz. Çok daha yüksek bir hani bireysel emeklilikte bugün konuştuğumuz konuların belki de hiçbirini konuşmuyor olacağız. Yeter ki burada destek verelim. Çünkü bir de buradaki oluşan fonlar devlete uzun vadeli çok daha düşük, tabii çok daha düşük faizle finansman sağlıyor. Bugün belki devlet işte euro bazında, dolar bazında işte belki 10-12'lerde, gerçi düştü tabii şu anda 6'lara 7'lere kadar düştü ama belki çok daha düşük rakamlarda çok daha uzun vadeli borçlanmasını sağlıyor olacak. Bütün bir tabloyu bir bütün olarak baktığımız zaman bu tarz teşvikler belki ilk yıl için, bir yıl için, iki yıl için devletin aleyhine gibi gözükse dahi orta ve uzun vadede hem devletin çok lehine hem de vatandaşın çok lehine uygulamalar bunlar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Erdoğan. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler efendim. Ben çok teşekkür ederim. Arada bir teşrif ederseniz tekrardan sohbet edelim. Memnuniyetle. Her zaman. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.